Peter Manuel. 1956 ile 1957 yılları arasında Peter Manuel tarafından işlenen cinayetler yüzünden günümüzde 60'lı yaşlarında olan kadınlar o dönemlerde yaşadıkları korkuyu hala canlı bir şekilde hatırlıyorlardı. Babaları ve abileri akşam otobüslerle evlerine dönen eşlerini ve kızlarını eve sağ salim varmaları için bir araya gelerek karşılıyorlar ve onlarla birlikte yürüyorlardı. Peter Manuel'in 2 yıllık terör saltanatı sırasında Lanarkshire ve Doğu Glasgow halkı üzerinde yarattığı etki bu kadar büyük olacaktı. 1956 ile 1958'in Ocak ayı arasında tutuklanana kadar geçen sürede Lanarkshire ve Güney İskoçya'da 7 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan ve 2 kişiyi daha öldürdüğüne inanılan Amerikan asıllı İskoçyalı bir seri katildi. Tutuklanmasından önce medya kimliği belirsiz katile Birkenshaw canavarı adını takmıştı. Peter Manuel, Glasgow'daki Barlinnie hapishanesinde asılarak idam edildi. Barlinnie hapishanesinde dar ağacında ölen sondan ikinci mahkum olacaktı. Hayatına dair. Peter Manuel, Samuel Manuel ve Brigitte Manuel'in 3 çocuğundan ikincisiydi. 15 Mart 1927 tarihinde New York'un Manhattan'daki Misericordia Hastanesi'nde doğmuştu. Ailesi 1920'lerin buhranı sırasında daha iyi bir yaşam aramak için Amerika'ya göç etmişti. Samuel Manuel bir araba fabrikasında çalışırken eşi Brigitte Manuel de evlerde hizmetçi olarak çalışıyordu. Michigan, Detroit'e yerleşmeye karar verdiler. Ancak tam bu sırada baba Samuel hastalandı ve yoksulluk onları 1932 yılında İskoçya'ya, ana vatanlarına geri dönüş yapmak zorunda bıraktırdı. Peter daha 10 yaşındaydı ve Amerikan aksanı vardı. Bu yüzden İngiliz okul hayatına bir türlü tam olarak adapte olamıyordu. Peter'ın yasalarla ilk karşılaşması 1938 yılında bir şapele girip adak kutusunu çaldığında oldu. Sonraki birkaç yıl boyunca hiçbir zaman beladan kurtulamadı. 15 yaşındayken ilk şiddet eylemini ev hırsızlığı için girdiği bir evde uyuyan bir kadına çekiçle saldırdığında gerçekleştirdi. Bunun için Leeds hapishanesine gitti. Bu sıralarda ailesi Coventry şehrinin bombalanması nedeniyle evlerini kaybettikten sonra Lanarkshire'a taşındılar. 16 Şubat 1946 tarihinde Peter Manuel, Lanarkshire'ın Sandy Hills bölgesinde bir eve girdi. Dedektif memuru William Manchi ve yerel bir çavuş evi alınan ihbar sonrası evi aradı ve çatı kadında bir yatak odası buldu. Boş olduğuna kanaat getirdikten sonra delilleri bir araya topladılar ve parmak incelemesi için götürdüler. O günün ilerleyen saatlerinde dedektif William Manchi birkaç delil daha almak için eve geri geldiği sırada üzerinde parmak izi olduğu anlaşılan bir bardağı evin mutfağında unuttuğunu fark eden Peter Manuel'in de bardağı almak için eve geri döndüğü anda bahçeden çıktığını gördü, onunla karşılaştı ve onu yakalayarak tutukladı. Ev arandığında Peter Manuel'in evde yaşadığını ve çatı katındaki ahşap panellerin arkasına saklandığı tespit edildi. Bu suçtan kefaletle serbest bırakılırken hamile bir anneye tecavüz de dahil olmak üzere kadınlara 3 saldırı gerçekleştirdi. Peter Heath hapishanesinde 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca kendi savunmasını yürütme becerisiyle de dikkat çekti. 1953 yılının yaz aylarında 26 yaşında yeniden serbest kalmıştı. Peter Manuel'in Anna O'Hara adında bir kız arkadaşı vardı ve onunla 30 Temmuz 1955 tarihinde evlenecekti. Son anda Anna O'Hara onun sabıka kaydını öğrenince nişanı bozmaya karar verdi. Ne yazık ki aynı gün Peter Manuel nişanlısı tarafından terk edilmesinin öfkesini başını keserek öldürmekle tehdit ettiği 29 yaşındaki Mary McLaughlin'dan çıkaracaktı. Mary McLaughlin, Peter Manuel'in şiddetinden ve cinsel saldırısından son anda kaçmayı başardı ve daha sonra ona karşı tanıklık etmek için hayatta kalan tek kurbanı olacaktı. İlk cinayet. 4 Ocak 1956 tarihinde çarşamba günü öğleden sonra İskoçya'nın şimdiye kadar gördüğü ve tam olarak 2 yıl sürecek en büyük polis soruşturmalarından birinin başlangıcı olacaktı. Anne Knaylands'ın cesedi kaybolan golf toplarını toplarken köpeklerini golf sahasında gezdirme alışkanlığı olan George Gribben tarafından 4 Ocak günü saat 3'te bulundu.
İlk başta çimenlerin üzerinde uzanmış güneşlenen birini gördüğünü sanmıştı adam. Ama çok soğuk hava oldu ve bunu pek olası bulmadı. Yaklaştığında güneş banyosu yaptığı sandığı şeyin Anne Knailens'ın cesedi olduğunu fark etti. Anne o kadar acımasızca saldırıya uğramıştı ki kafatası parçalara ayrılmıştı. 15 parça daha golf sahasının başka yerlerinde bulundu. Görüntüden midesi bulanan George Gribben yola doğru koştu ve gaz borularının geçmesi için civarda kazı çalışması yapan mühendisleri ve işçileri gördü. Korkudan çılgına dönmüş bir şekilde ceset gördüğüne dair yaptığı açıklamalar işçiler tarafından şaka zannedildi ve dikkate alınmadı. Daha sonra George Gribben polisi aradığı yerden Calder Glen çiftliğine doğru koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen ilk memurlar ölü kadının kafasının ezilmiş olduğunu tespit ettiler. Ayrıca çamurda kadının canını kurtarmak için 400 metreden fazla koştuğunu gösteren ayak izlerini de buldular. Ve kadının cesedi uygunsuz bir şekilde saldırıya uğramıştı. Kadının kimliği ailesiyle Calderwood malikanesinde yaşayan 17 yaşındaki Anne Knailens olarak tespit edildi. 2 Ocak tarihinde Hogmanay tatili esnasında dans partisine gitmiş ama geri dönmemişti. Bir arkadaşının evinde kaldığını düşünen ailesi 4 Ocak sabahına kadar kayıp ihbarında bulunmadı. Anne'in bale tarzı ayakkabılarından biri vücudundan çok uzak olmayan bir yerde çamura gömülü olarak bulundu. Bu da onun katilinden kaçmaya çalıştığını ancak kovalandığını gösteriyordu. Anne Knailens 1.70 boylarında sarı saçlı ve güzel bir kızdı ve ailesinin 6 çocuğundan ikincisiydi. Glasgow Howard Caddesi'ndeki bir fabrikada makinist olarak çalışıyordu. Ailesi dedektiflere kaybolduğu gece Cuma günü East Kilbride Belediye binasında yapılacak bir dans partisinde tanıştığı adamla görüşeceğini söylemişti. Kız kardeşi Alice Knailens da o gece dansa katılmıştı ve polise adamın eşkalini verebildi. O gece iki kız kardeş özellikle dans bittikten sonra onları evine götürmek isteyen iki erkekle dans etmişlerdi. Alice Knailens'a James Harrow eşlik etmişti ve Anne Knailens'a ise orduda asker olan paraşüt alayından Andrew Mernon eşlik etmişti. Anne Knailens kardeşi Alice'e Andrew ile Glasgow'a giden 6'yı çeyrek geçe otobüsüne binmek amacıyla Doğu Kilbride'daki Capelrick otobüs terminalinde ertesi pazartesi saat 6'da tekrar buluşma ayarladıklarını söylemişti. Söz konusu akşam Anne Knailens randevusu için saat 5'i 20 geçe civarında evden ayrıldı. Ancak randevusu gelmeyince belki de sevgili adayının geç kaldığını umarak beklemeye ve bir sonraki otobüsü 6.45'i yakalamaya karar verdi. Daha sonraki otobüs gelmeden önce biraz zaman harcayarak yakınlardaki Capelrick çiftliğindeki aile dostları Simpson'ları ziyaret etmeye karar verdi. Onlara otobüsü kaçırdığını ama bir sonraki otobüse yetişeceğini söyledi. Bayan Jean Simpson, Anne Knailens'ın o gece 6.40'da evlerinden ayrıldığını hatırlıyordu. Anne Knailens, Simpson ailesinin hiçbirine ekildiğini söylememişti veya ne yapacağıyla ilgili bir detay vermemişti. Bu yüzden cesedi bulunduktan sonra bir süre daha polis genç kızın o geceki hareketlerinden tam olarak nereye gidip ne yapacağından emin olamadı. Büyük soruşturma ekibi Lanarkshire'dan dedektif baş müfettiş James Hendry tarafından yönetildi ve ilk aşamalardan itibaren Peter Manuel'in adı sık sık anıldı. Bunun nedeni memur James Murren cesedin bulunduğu yerin yakınındaki gaz boruları geçirmek için kazı çalışması yapmakta olan Gasbord şirketi ekibinin ustabaşıyla konuşması üzerine çalışanlarından biri olan Peter Manuel'in daha önce tecavüzden hapse girdiğini söylemesi nedeniyleydi. Üstelik de Peter Manuel'in yüzünde 2 Ocak'tan önce var olmayan yeni çizikler vardı. Ancak dedektiflerin bu konuyla ilgili daha fazla kanıt bulma girişimi olumsuz sonuçlandı. 2 Ocak 1956 tarihinde yaşananlar şu şekilde cereyan etmişti. Peter Manuel, 17 yaşındaki Anne Knailens'ı o sırada gaz tesisatçısı olarak çalıştığı Doğu Kilbride'deki bir golf sahasına kadar takip etmişti. Orada kızı yakalayarak ona tecavüz etmiş ve onu dövmüştü. Ardından demir bir sopayla genç kızı öldürdü. Bilinen bir cinsel suçlu olarak Peter Manuel de sorgulandı. Polisin onu cinayetle ilgili sorgulamasına ve 2 yıl sonra yakalandığında bu cinayeti başka bir ifadesi sırasında itiraf etmesine rağmen Peter Manuel babasının kendisine o gece bir tanık sunması ve o gece kendileriyle başka bir yerde yemekte olduğuna tanıklık etmesi üzerine tutuklanmaktan kurtulmuştu.
1958'de bu cinayette suçlandı ancak bu defa da delil yetersizliğinden dava düştü. İkinci cinayet. 15 Eylül 1956 tarihinde polis Botville'da Peter Manuel'in tüm özelliklerini taşıyan, kimliği henüz belli olmayan bir şahsın bir eve zorla girme olayı için çağrıldı. Halının üzerine boş yiyecek kutuları atılmıştı ve yatak takımlarında çamurlu çizme izleri vardı. Ertesi akşam Burnside 18 numara Fencebank Caddesi'nde geçen gece eve girme olayı gibi benzer bir hırsızlık olayı daha oldu ve bir miktar nakit para ve mücevher çalındı. Yine yemek kapları halının üzerine boşaltılmış ve yatak örtülerinde ayak izleri kalmıştı. Ertesi sabah 17 Eylül 1956 tarihinde polis Watt ailesinin evi olan 5 numara Fencebank Bulvarı'ndaki daireye çağrıldı. Evin babası William Watt, Argyll'de balık tutma tatilindeydi ve karısı Marion Watt, kızı Vivian Watt ve karısının kız kardeşi Margaret Brown 3 kadın evde kalıyorlardı. Watt ailesi 13 Temmuz 1956'da Glasgow'un güney tarafında yer alan Burnside Fencebank Bulvarı numara 5'te yer alan evlerinde sadece 2 ay sonra 17 Eylül 1956 tarihinde Watt ailesinin 3 üyesi yataklarında uyurken korkunç ve görünüşte ise sebepsiz bir suçla öldürülecekti. O gece evde Marion Watt, kızı Vivian Watt ve kız kardeşi Margaret Brown bulunuyordu. Ve aynı zamanda yine o gece Vivian'ın arkadaşı Dean'le Valente'de vardı. Dean'le akşamı Vivian Watt ile Radyo Luxemburg'da Hit Parade parçasını dinleyerek geçirmişlerdi. Ancak saat 11.40 geçe civarında Dean civarda evden ayrılmıştı. Evin babası London Road Glasgow'da yer alan Dean Holm fırınlarının sahibi olan William Watt'tı. Cinayetlerin işlendiği gece ise şans eseri hafta sonu için arkadaşları ile Lockfield Pet yakınlarındaki Karen Bağın Otel'de balık tutma tatiline çıkmıştı ve bu nedenle şans eseri cinayete kurban gitmekten kurtulmuş olacaktı. Watt ailesinin öldürülmesinden 2 gün önce Peter Manuel, emekli kız kardeşler Margaret Martin ve Mary Martin'in sahibi olduğu Fencebank Bulvarı numara 18'deki komşu eve zorla girmişti. Hırsızlık yaparken evi alt üst etmekten, çizmeleriyle yataklarını kirletmekten, sigarayla halıları yakmaktan ve bir tencere çorbayı yere dökmekten zevk alıyordu. Sonrasında ise evden ayrılmadan önce bir çift naylon çorap çalmıştı. Peter Manuel, Margaret Martins'in evini üs olarak kullanmıştı. 17 Eylül'ün erken saatlerinde Watt ailesinin evine gitti. Ön kapının cam panelini kırdıktan sonra Marion Watt'ın yatak odasına girdi ve 38'lik bir tabancayla onu başından vurdu. Daha sonra yanında uyuyan kız kardeşi Margaret Brown'un vücuduna ve başına iki el ateş etti. İkinci atış kız kardeşini öldüren silah sesini duyduktan sonra kıpırdandığını düşündürdü. Bayan Watt'ın geceliği yukarı çekilmiş ve kız kardeşinin pijama pantolonu yırtılmıştı. Peter Manuel daha sonra Vivian'in boğuşma belirtilerinin olduğu odasına geçti. Annesi ve teyzesini öldüren silah sesleri nedeniyle uyanmış olması muhtemeldi. Vivian vurulmadan önce başından darp edilmiş, elleri arkasından bağlanmış ve pijama altı yırtılmıştı. Evden ayrılmadan önce Peter Manuel cesetlerin her birini çarşafla örttü ve yanlarında sakince bir sigara içti. Günlük olarak eve gelen hizmetçileri Helen Collins'ın eve geldiğinde ertesi sabah perdeleri çekilmiş ve ön kapıdaki bir cam paneli kırılmış halde bulmuştu. Daha sonra cesetleri bulunca kadın şok geçirdi ve kendine gelir gelmez hemen polisi aradı. Polis eve girdiğinde Marion Watt, Margaret Brown ve Vivian Watt'u yataklarında vurulmuş halde buldu. Daha sonra bir Webley marka tabancanın cinayet silahı olduğu tespit edildi. Polis soruşturması tekrardan Peter Manuel'i gösteriyordu. Ebeveynlerinin Uddingston 32 numara Fort Street'teki evi için bir arama emri çıkardılar. Ancak boşunaydı. Evde herhangi bir delil bulamadılar. Peter Manuel ayrıca onlarla konuşmayı reddetti ve babası ailesinin polis tarafından mağdur edildiğinden dolayı şikayette bulundu. Polis ayrıca eski bir savaş piloto olan ve silahı da bulunan ailenin babası William Watt'ın da ölümlere karışmış olabileceğinden şüpheleniyordu. William Watt'ın bir gece içerisinde Glasgow'a dönüp ailesini öldürüp öldürmediğini ve ardından cinayet faili olduğunu gizleyebilmek için Lockfield P'de geri dönüp dönmediğini doğrulamak adına polisler kapsamlı soruşturmalar yaptı. Soruşturmaların çoğunun sonuçları yetersiz olsa da bir feribot kaptanı
ve o an feribotta bulunan bir otomobil sürücüsü William Watt'ın feribotla yolculuk yaptığını belirttiler ve her ikisi de onun kimliğini tespit etti. Yapılan bu hatanın üzerine William Watt suçsuz yere tutuklandı. 3 cinayetle de suçlandı ve Barlinnie hapishanesinde tutuldu. William Watt, Barlinnie hapishanesindeyken Peter Manuel de başka suçlardan orada tutuluyordu. Peter Manuel hapishanedeyken William Watt'u buldu ve ona gerçek katilin kim olduğunu bildiğini söyledi. William Watt da bu konu ile ilgili kendisinin avukatı olan Lawrence Dowdle ile görüşmesini rica etti. Bunun üzerine Peter Manuel avukat ile görüştü ve Lawrence Dowdle verdiği detaylar üzerine Peter Manuel'in katil olduğuna ikna oldu. Peter Manuel ayrıca dedektifler tarafından da sorguya çekildi. Ancak onlarla konuşmayı reddetti. 67 gün gözaltında tutulduktan sonra William Watt sonunda aleyhindeki dava düşürüldü ve serbest bırakıldı. 3. Cinayet. Peter Manuel'in diğer cinayetleri dışında 8 Aralık 1957 tarihinde Newcastle'da iş ararken Sidney Dunn adlı bir Newcastle Upon Tyne durağında çalışan taksi şoförünü de vurup öldürdüğüne inanılmaktadır. Sidney Dunn'ın cesedi kısa bir süre sonra Northumberland'daki bozkırlarda bulundu ve bu sırada Peter Manuel Lanarkshire'a dönmüştü bile. Peter Manuel farklı bir yasal yargı çevresinde gerçekleştiği için bu cinayetten hiç yargılanmadı. Ancak idam edildikten 17 gün sonra bir adli tıp jürisi Sidney Dunn'ın taksisinde bulunan bir düğmenin Peter Manuel'in ceketlerinden biriyle eşleşmesinin ardından Peter Manuel'in Sidney Dunn'ı öldürdüğü sonucuna vardı. Bu karar birçok kişi tarafından kabul edildi. Ancak bazı şüpheler de dile getirildi. Katilin yerel bir kişi olabileceğine veya yakın zamanda Newcastle istasyonuna varan bir İrlanda treninden inmiş olabileceğine dair birkaç kanıt ve gösterge vardı. Katil ile konuşmuş olabileceğini iddia eden iki tanık yapılan bir kimlik doğrulamasında Peter Manuel'i teşhis ettiler. Ancak bu kimlik tespitleri her zaman belirleyici olmayabiliyor. Örneğin daha önceki William Watt davasında olduğu gibi bu tanıklardan birisi başlangıçta katil olduğu varsayılan kişinin yerel bir aksanı olduğunu söylemişti. Ancak kendisine katilin İrlanda treninden inmiş olabileceği söylediğinde bu sefer de kendisinin İrlanda aksanı olabileceğini söyledi. Oysa ki Peter Manuel ise İskoç aksanı ile konuşuyordu. Ancak tek bilinen var ki Peter Manuel kesinlikle bu cinayetten 2 gün önce Newcastle'da bir iş görüşmesine katılmıştı. Ancak bölgede kalıp kalmadığı veya Sidney Dunn'ı öldürüp öldürmediği tam olarak net değildir. 4. Cinayet. 29 Aralık 1957 tarihinde pazar günü Lanarkshire Mount Vernon'dan William Cook, 17 yaşındaki kızı Isabel'in kaybolduğunu polise bildirdi. Kızı bir gece önce bir dans partisine gitmiş ancak geri dönmemişti ve aile üyeleri her yerde telaşla kızlarını aramaya çalışıyorlardı. Hamilton Akademi'de 6. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Isabel Cook, ebeveynleri ve 3 küçük erkek kardeşiyle birlikte Mount Vernon'daki 5 numaralı Carrick Drive'da yaşıyordu. 28 Aralık 1957 tarihinde öğleden sonra Bay ve Bayan Cook saat 4 civarında Isabel Cook, 3 erkek kardeşi ve babaannelerini evde bırakarak karı koca evden ayrılmışlardı. Çift akşam 8 civarında eve döndüler ama Isabel evde değildi. Bu bir endişeye yol açmadı. Ebeveynleri onun erkek arkadaşı Douglas Bryden ile katılmayı planladıkları Uddingston'daki Masonic Hall'da düzenlenen dans partisine sağ salim vardığını düşünüyorlardı. Ama Isabel hiçbir zaman bu partiye gelmemişti. Ve ailesi eve döndüğünde aslında çoktan ölmüştü. Peter Manuel kız evden çıktıktan sonra onu takip ederek ıssız bir yolda tecavüz etmiş ve boğarak öldürmüştü. Ardından onu yakındaki bir tarlaya gidip gömecekti. 7.30 otobüsüne yetişmek için evden 6.45'te ayrılmıştı Isabel. Babası William Cook daha sonra gazetecilere yaşadığı çıkmaz sokağın kör ucundan karşıdan karşıya geçmek için kesinlikle kestirme yoldan gittiğini düşündüğünü söyleyecekti. Demir yolu Mount Vernon bulvarı ve ardından da Hamilton yoluna dönerek çıkılıyordu. Aksi takdirde otobüse yetişmek için zamanında varamazdı. Bu kestirme yol Peter Manuel'in 11 yıl önce 1946 tarihinde bir kadın ve çocuğuna saldırdığı patikaya bağlanan yolla aynı yoldu. Evden ayrıldığında Isabel mavi bir yağmurluk, mavi ve beyaz bir elbise,
üzerinde Fransa haritası olan bir fular, Eyfel Kulesi şeklinde küpeler, naylon çoraplar ve ten rengi bir slip ayakkabı giymişti. Bej makyaj çantası taşıyordu. İçinde dans ayakkabıları, kozmetik çantası ve bir miktar para vardı. Isabel, erkek arkadaşı Douglas Bryden ile dans pistinin dışında buluşacaklardı. Douglas Bryden daha sonra polise, bıkmadan ve tek başına dans salonuna girmeden Isabel'i salonun dışında 45 dakika beklediğini söyleyecekti. O gece ailenin telefonu arızalıydı ve bu yüzden ailesi onun bir arkadaşında kalacağını düşünüyor ve onları bilgilendirmek için telefonları arızalı olduğundan iletişime geçemediğini düşündükleri için bu şekilde içleri rahattı. Ancak ailesi Isabel'in neden beklendiği gibi eve dönmediğine de bir yandan da şaşırıyordu. Gece yarısı yataklarına gittiler. Ancak baba William Cook bir türlü uyuyamıyordu ve kalkıp bir meşaleyle daha sonra kızının saatler önce saldırıya uğradığı yer olarak tanımlanacak olan patika üzeri kestirme yolu gidip arayacaktı. Ancak hiçbir şey bulamadı. Çünkü bu sırada Isabel Cook çeyrek mil ötedeki bir tarlada sığ bir mezarda yatıyordu. Isabel Cook sabah olduğunda hala dönmeyince ailesi onun kaybolduğunu polise bildirdi. O öğleden sonra saat 4.30 civarında polis Isabel Cook'un çantasını Mount Vernon'daki Barahini Road Bridge yakınlarındaki demiryolu hattında buldu. Bu keşfi yakınlardaki çeşitli yerlere dağılmış halde iç çamaşırı, ceketi, broşu, makyaj çantası ve kozmetiklerinin de bulunması takip etti. Bu eşyaların tümü kızlarının asla eve gelmeyeceğine dair giderek daha fazla kesinleşen kanıtlar olarak ebeveynlerini kahrediyordu. Isabel'in neredeyse tüm eşyalarının yeri belirlenmesine rağmen cesedi hala bulunamamıştı. Yakındaki su bölgelerini kurbağa adam dalgıçlarla özenle aradılar ve hatta kullanılmayan maden kuyularını bile aradılar. Ancak cesedin kendisine dair hiçbir iz bulamadılar. 6 Ocak'ta Udingston'daki 3 kişilik bir ailenin anlamsızca katledilmesiyle birlikte Isabel Cook'a dair sürmekte olan arama gazetelerin ön sayfalarından artık silinecekti. O zamanlar çok az kişi bu iki olayın aynı adamın suçu olduğunu tahmin edebilirdi. Isabel'in cesedi sonunda 16 Ocak 1958 tarihinde öldürüldükten tam 19 gün sonra bulunacaktı ve Peter Manuel önceki gün Smart ailesi cinayetleriyle bağlantılı olarak tutuklanmasaydı Isabel Cook'un cesedi belki de asla bulunamayabilirdi. Smart ailesini öldürmekten tutuklanan Peter Manuel polisi Smart ailesi dışında Isabel Cook'un da Burntbroom çiftliğinin bir köşesinde 1 metre toprak altında yattığı yere de götürüp gösterecekti. 5. Cinayet. 6 Ocak 1958 tarihinde pazartesi günü baş müfettiş Manchi bir maden ocağı hava bacasının etrafındaki alanda arama yaparken başını kaldırıp Lanarkshire'dan emniyet müdürü John Wilson'ın yanında durduğunu gördü. Bay Wilson dehşet içinde ona Udingston'daki bir evde 3 kişinin vurulmuş halde bulunduğunu söyledi. Bu noktada Lanarkshire Emniyet Müdürü Glasgow şehri polisinden 2 kıdemli dedektifin yardımını istedi ve soruşturma için dedektif müfettiş Alex Brown ve dedektif müfettiş Tom Goodall'ı görevlendirdi. Udingston 38 numara Sheepburn Road'daki ev Smart ailesine aitti. Evde baba Peter Smart, karısı Doris Smart ve 11 yaşındaki oğulları Michael Smart yaşıyordu ve cesetleri Bay Smart o pazartesi sabahı işe gelmeyince iş yeri arkadaşlarının kendisini merak ederek evine gelmeleri neticesinde bulundu. Üçü de uyurken yakın mesafeden bir Beretta tabancasıyla başlarından vurulmuştu. Arkadaşları ile alınan ifadeler, açılmamış postaları da göz önüne alındığında birkaç gündür ölü oldukları anlaşıldı. Komşulardan o sırada perdelerin açılıp kapandığına ve geceleri ışıkların açılıp kapandığına dair görgü tanıkları da vardı. Cinayetler sonradan Peter Manuel, Smart ailesinin evlerinde yaklaşık bir hafta kalmıştı ve yemek artıklarını yemişti. Peter Smart'ın tatil için sakladığı yepyeni banknotları çalıp Bay Smart'ın arabasına binerek evden uzaklaşmıştı Peter Manuel. Daha sonra çok ilginç bir şekilde Isabel Cook'un kayboluşunu soruşturan bir polis memurunun yanına giderek çalmış olduğu arabayı kendisine bıraktı ve hatta polise Isabel Cook cinayeti için doğru yerlere bakmadığını hissettiğini söylemişti. Cinayet araştırmaları. Sonraki birkaç gün boyunca polis ipucu bulmak için bahçeyi ve çevredeki alanları detaylı olarak taradı ve çok az şey ortaya çıktı.
Bulmakla özellikle ilgilendikleri şey İtalyan tarzı otomatik bir Beretta tabancası olması gereken cinayet silahıydı. Bu sırada Isabel Cook'u arama çalışmaları devam etti ve gazeteler Anne Knailland cinayeti ve Watt ailesi cinayetleriyle birlikte görünüşte birbirinden farklı iki suçtan aynı anda bahsetmeye başladı. Ancak polisin hepsinin olasılığını düşündüğü açıkça doğrulanmadı. Suçlar bir seri katilin işiydi. 1958'in ilk birkaç gününde her zaman meteliksiz olarak bilinen Peter Manuel'in gizemli bir talih kuşuna sevindiğini kimse fark etmedi. Sonraki birkaç gün barlarda içki içerek, diğer müşteriler için içki satın alarak ve ailesine, arkadaşlarına para hediye ederek geçirdi. Duruşmasında bu süre için banka bakiyesinin yaklaşık 2 şilin tutarında olduğu açıklandı. Peki tüm bu para nereden gelmişti? Peter Manuel'in özellikle iyi bir ruh hali içinde olarak tanımlandığı bu süre zarfında para çalmak için Smart ailesi cinayetlerinin mahallini tekrar ziyaret ettiği ortaya çıktı. Peter Manuel açıkça o kadar kibirliydi ki şüphe götürmeyeceğinden o kadar emindi ki ne yeni bulduğu serveti saklaması gerekti ne de suç mahalline geri dönmekten kaçınması gerekiyordu. Üstün bir kibirle Peter Smart'ın Austin marka motorlu arabasını sürerken Isabel Cook'un cesedini aramakla meşgul olan bir polis memuruyla bile görüşmüştü. Ama sonunda Peter Manuel'i tökezletecek olan şey sadece birkaç banknottu. Cinayetlerin işlendiği tarihte Smart ailesinin babası Peter Smart yeni sıralı banknotlardan 35 sterlin çekmişti. Ve polis bu banknotlarda tam olarak hangi seri numaralarının görüneceğini tespit etmişti. 14 Ocak 1958 tarihinde sabah 6.45'te cinayet masası dedektifleri bir arama emriyle Peter Manuel'in evine geldiler. Arama sırasında önceki hırsızlıklardan çalınan birkaç eşya ve ayrıca Peter Smart'ın sadece birkaç saat önce çekilmiş olan seri numaralarıyla eşleşen banknotları bulundu. Smart ailesi cinayetlerine dair Peter Manuel'in alınan ifadesinde verdiği açıklama şuydu. Yılbaşı sabahı saat 6 civarında bu cinayetleri işledim. Eve mutfak penceresinden girdim. Önce yatak odasına gittim ve 18 ila 20 poundluk yeni banknotlar ve bir cüzdanda 4 ya da 5 10 şilinlik banknotlar aldım. Adamın odasındaki sandalyede asılı duran bir ceketin içindeydi. Daha sonrasında önce adamı, sonra kadını, sonra da çocuğu vurdum. Sonra oturma odasına gittim ve şifonyerin üzerindeki tepsiden bir avuç bisküvi alıp yedim. Ve kadının elindeki kırmızı bir çantadan yaklaşık 18 şilin daha aldım. Sırt çantasından ise adamın araba anahtarlarını aldım ve sonra arabalarını çalarak oradan uzaklaştım. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Polis, Peter Manuel'i Smart cinayetiyle ilişkilendiren somut kanıtlara sahipti. Ama asıl istedikleri bir itiraftı ve bunu dahiyane bir şekilde elde etmeye koyuldular. Peter Manuel'in evinde bulunan çalıntı eşyaların hesabını vermeyi inatla reddeden babası Samuel Manuel'i hırsızlıkla suçladılar. Polis, baba Samuel'in bu suçta bir payı olmadığını bildiği halde oğlu Peter Manuel'e karşı koz olarak kullanmak ve onu kışkırtmak adına böyle bir plan yaptı ve sonunda planları tutacaktı. Peter Manuel babasının tutuklandığını duyduğunda soruşturma ekibinden müfettiş Robert McNeil ile görüşmek istedi. 15 Ocak 1958 günü saat 3'te müfettiş McNeil ve dedektif müfettiş Tom Goodall Peter Manuel'in hücresine girdiler ve Peter Manuel memurlara bir anlaşma teklif etti. Babası serbest bırakılırsa suçları temize çıkaracak ve memurları Isabel Cook'un gömülü olduğu yere ve Clyde Nehri'ne silahları attığı yere götürecekti. Bu Peter Manuel'in Anne Knailland, Watt ailesi ve Smart aileleriyle Isabel Cook'un öldürülmesine ilişkin uzun bir itiraf serisini başlatacaktı. Onu İskoçya'nın en üretken seri katili yapacak 8 cinayet. Ayrıca 8 Aralık 1957 tarihinde Newcastle'da bir taksi şoförü olan Sidney Dunn'ın bir iş görüşmesi için kasabadayken öldürülmesinin de baş şüphelisiydi. 12 Mayıs 1958 tarihinde pazartesi günü Glasgow Yüksek Mahkemesi'nde başlayan Peter Manuel davası 14 gün sürdü ve İskoç ceza adaleti sistemi tarihindeki en çok belgelenen davalardan biri oldu. Duruşma modern standartlara göre şaşırtıcı derecede kısa olmakla kalmadı, aynı zamanda jürinin onu mahkum etmesi yalnızca 2 saat 21 dakika sürdü.
26 Mayıs 1958 tarihinde saat 4.45'te ölüm cezasına çarptırıldı ve başarısız bir temyizden sonra 11 Temmuz 1958 tarihinde sabah 8'de infaz edildi. Peter Manuel'in ölümünün yasını tutan kimse yoktu. Manuel tutuklandıktan sonra özellikle Lanarkshire bölgesinde birçok aile yataklarında daha rahat uyudu ve gençler dışarıda geçirdikleri akşamlarda artık rahattılar. Peter Manuel 12 ila 29 Mayıs 1958 tarihleri arasında Glasgow Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Cameron'ın huzurunda yargılandı. Burada suçsuz olduğunu iddia etti ve baskı altında alındığını iddia ederek itiraflarını geri çekti. İlk infaz tarihi olan 19 Haziran tespit edilmişti. Ancak bunun Peter Manuel'in temyiz başvurusunun 24 ve 25 Haziran'daki duruşmasına kadar ertelenmesi gerekiyordu. Bu nedenle bu talepler reddedildi ve 11 Temmuz Cuma günü yeni bir tarih belirlendi. 11 Temmuz 1958 tarihinde Cuma günü sabah saat 8'de Harold Smith'in yardım ettiği Harry Allen, Peter Manuel'i hücresinden birkaç adım uzaklaştırarak dar ağacına götürdü. Peter Manuel'in son sözleri "Radyoyu aç, sessizce gideceğim." oldu. İnfazın gerçekleştirilmesi sadece 8 saniye sürdü. Ve düşürüldükten 24 saniye sonra Peter Manuel, hapishanenin sağlık görevlisi Dr. David Anderson tarafından öldüğü onaylandı. Cesedi sabah 8'e 35 geçe indirildi ve sabah 9.30'da Şerif Alan Walker'ın huzurunda yapılan soruşturma için açık bir tabuta yerleştirildi. Peter Manuel, işlediği suçlar sonrasında idam cezasına çarptırılarak infaz edildi.